Bu videoda ne var? İnsanlar bu videonun altına neden sürekli yorum atıyor? Mesela şu anda sayfa yeniliyorum ve... Bum! Az önce yeni bir yorum geldi. İnsanlar sürekli neden bu videoya girip yorum yazıyor? Nasıl ulaşabiliyorlar bu videoya? Önce Rick Ashley'in hikayesini ve şarkının nasıl doğduğunu, sonra Rickroll kavramının nasıl yaratıldığını anlatacağım. Olayın başı 4chan'a kadar bile dayanıyor, öyle söyleyeyim. Bu hikayeyi dinlemeden önce lütfen emeğimin karşılığı için kanala abone olun. 300 bin abone olma hedefimde yardımınızın dokunmasını diliyorum. Videoyu da en kısa sürede 5000'den fazla beğeni gelirse bu tarz video gelecek. Bu tarz video önerilerinizi buradan ya da Instagram hesabından yazabilirsiniz. Hazırsanız hadi bir tüm hikayeyi dinleyelim. Richard Paul Ashley, kısacası Rick Ashley. 6 Şubat 1966'da Lancashire'daki Newton, Levillows'da ailenin 4. çocuğu olarak doğdu. Ailesi o 5 yaşındayken boşandı ve Ashley, babası Horace Ashley tarafından büyütüldü. Rick babasından birkaç sokak ötede yaşayan annesi Cynthia Ashley ile çok yakın temas halinde kaldı. Rick Ashley, annesini evden kovanın babası olduğunu öğrendikten sonra babasından uzaklaştı. Rick Ashley, kısacası ben Ashley diyeceğim. Ashley 10 yaşındayken yerel bir kilise korosunda şarkı söylemeye başladı ve bu da müzik sevgisini başlattı. Okul günlerinde Ashley, gitarist David Morris ile tanıştığı bir dizi yerel grupta bateri kurdu ve çaldı. 16 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra Ashley gün boyunca babasının pazar bahçe işinde şoför olarak çalıştı ve geceleri Kuzey Kulüp devresinde Give Way gibi gruplarda davul çaldı. 1987'de dünya çapında 15.2 milyon kopya satan When You Need Somebody albümünü çıkardı. İlk single'ı Never Gonna Give You Up 1988'de en iyi İngiliz tekli dalında Brit ödülünü kazanarak 25 ülkede bir numaralı hit oldu. 1988'deki single'ı Together Forever Amerika Birleşik Devletleri Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya yükselen ikinci single oldu ve United Kingdom Singles Chart'ta ilk 10'a giren 8 şarkısından biriydi bu. Başlık parçası 7 ülkede bir numara oldu ve İngiltere'de 3 numaraya ulaştı. 1988'de Ashley ilk albümünü Hold Me In Your Arms ile takip etti. Çıkış single'ı She Wants To Dance With Me Ashley'in kendi yazdığı ilk single'ıydı ve dünya çapında ilk 10'a girdi. Never Gonna Give You Up Ashley'in 1980'deki ilk albümü When You Need Somebody'de yer aldı. Her şey bu noktaya kadar çok iyi değil mi? Rastgele bir insan birkaç şarkı ve albüm çıkarmış ve ün kazanmış. Gayet normal bir şey bu. Peki tüm olaylar nasıl insanların birbirini şakalaması, dolandırmasına hatta 4chan'e kadar gitti? Hatırlarsanız Never Gonna Give You Up diye bir şarkısı vardı Rick Ashley'in. 2007-2009 aralarında bu şarkının kliple halini yayınladı Rick Ashley. Ve olaylar bu hamleden sonra çok değişti. Evet, Rick Ashley Never Gonna Give You Up'tan dolayı bayağı bir ün ve para kazanıyordu ama olacakları bilmiyordu. İlk önce Rickroll kavramını bir öğrenelim. Bu kavramı siz çoğunlukla farklı bir şey beklediğiniz bir linke bastığınızda çıkan videodan biliyorsunuz değil mi? 4chan bu noktada devreye giriyor. 4chan'ı bilmiyorsanız 4chan İngiliz dilini kullanan resmi tabanlı bir forum sitesidir. Kullanıcılar genellikle anonimdir ve yeni gönderiler sayfada diğer gönderilerin üstünde yer almaktadır. 4chan kendi içeriği ve kuralları olan çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Kayıt olmak gerekli olmamakla beraber mümkün de değildir. Hiroyuki Nishimura adlı kişi de 2chan'ın kurucusu ve çok bilinen anonim forum 4chan'ın şu anki yöneticisidir. Şimdi Rickroll, Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, bunların 4chan'ın ne alakası var? 4chan'de bir çevirme değiştirme tarzı bir dil olayı var. Örneğin Eggroll, Duckroll olarak değiştiriliyor. Ve bu Duckroll dedikleri şeyin bir çizimini yapıyorlar. Tekerlekleri olan bir ördek. Peki bu ördek ne işe yarayacak? Duckroll'un ilk çıktığı sıralarda insanlar belirli makaleler yazıp belirli makalelerin içine işte örnek veriyorum ilk yapımcısı Zeon'u çıkarmış sonunda çıkmış diye paylaşıyorlar. Bu paylaşımda linke tıklama seçeneği oluyor. Şimdi siz linke ilk yapımcısının Zeon'u çıkarmasından ötürü basacaksınız değil mi? Bastığınızda bir site açılıyor. Fakat bu site beklediğiniz gibi değil. Bahsettiğimiz Duckroll bulunuyor. Duckroll diye geçiyor. Türkçe telaffuzunu tam bilmem ama ördek yuvarlandı gibi bir anlamı var sanırım. Hani keklendin mantığında bir şey. Bu şaka taktiği ta bu zamanlardan başlıyor bu şekilde. Çok önceden. Bu olaylardan sonra GTA 4'ün ilk fragmanının çıktığı zamana gidiyoruz. GTA 4 fragmanı çıktığında insanlar o kadar çullanmıştı ki Rockstar'ın sitesine. Site çökmüştü. Tabii birkaç kişi hızlıca bu fragmanı indirip yaymış etraf fakat bu fragmanın çıktığını ve böyle tahliksizliklerin yaşandığını duyan bir 4chan kullanıcısı fragman linkiyle Never Gonna Give You Up'u birleştirmiş. Yani kullanıcı GTA 4 fragmanı çıktı diye bir linke tıklıyor ve tıkladığı linkten Never Gonna Give You Up diye bir video çıkıyor. İşte o zamandaki ismiyle Rickroll oluyor. Yani Rickroll ismi 4chan'dan çıkma bir isim. Duckroll'dan türetilmiştir. Ve ilk Rickroll
şakısı da yine 4chan'dan gelmiştir. En sonunda 2018 civarlarında Never Gonna Give You Up yani Rickroll klibi tekrar ünlü olmaya başladı. İşte 4chan'ın bu yaptığı taktikle ünlü olmaya başladı. 1 milyar izlenmeye kadar ulaştı. Ama nasıl? İnsanlar bedava Robux, bedava para, bedava oyun ve türlü türlüsü gibi metinler yazıp bu linki bırakıyorlar aşağı. Kullanıcı da bir ihtimalle bu linklere basıyor ve etkileşim kazandırıyorlar videoya. Aynı zamanda Rickroll'lanmış oluyorlar. Peki thumbnail'da gördüğünüz Brian abimiz kim? Ve bu hikayedeki önemi ne? İlk Rickroll videosu bu videodur. Bu videonun yorumlarına tam bir araştırma yaptığımızda ilk yorumu kimin attığını bulabiliyoruz. Yani mantıken bu ilk Rickroll videosuysa bu videodaki ilk yorumda ilk Rickroll'lanan kişidir. Tam araştırma yaptığımızda ve sitelerden kontrol ettiğimizde Brian the Broker diye birisi çıkıyor. Mesajındaki içerik video atan kişiye sövme mesajı yani. Bu şekilde ilk Rickroll videosunun hangisi olduğunu, ilk Rickroll'lanan kişinin kim olduğunu ve Rickroll'un nereden türediğini bulduk. Rickroll kelimesi ilk olarak 4chan'dan Duckroll kelimesinden türenip bulunmuştur. İlk Rickroll videosunu yükleyen kişi 15 yıl önce Kotter 548'dir. Ve ilk Rickroll şakasını yiyen kişi de Brian the Broker adlı kişidir. Kendisini araştırdığımızda hala yaşadığını öğrenebiliyoruz. Kendisinin 2 hafta önce yeni bir videosu var. Ve 1 yıl önce de ilk Rickroll'lanan kişi diye açıklama yaptığı bir videosu var. Hadi bir izleyelim. What's up YouTube? I'm just sitting over here chilling at my office at Brian Lincoln Real Estate in South Sacramento. And yeah, I've been getting emails, calls, you know, about being Rickrolled. I was the first dude to get Rickrolled. That's not gonna stop anybody from getting Rickrolled in the future. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm dreaming of. You wouldn't get this from any other guy. I gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down. Gerçekten çok garip. Şarkının eski bir şarkı olup 2018'de tekrar popüler olması, popülerliğinin sebebinin milletin birbirini trollemesi olması ve bu trollün ilk başta 4chan sitesinden gelmesi gerçekten çok garip. Söylemiştim ya size, 2018'de Never Gonna Give You Up tekrar ünlü oldu. Bu sıralarda çok fazla meme kanalı büyüdü YouTube'da, oyunlarda referanslar yapıldı, animasyonlar yapıldı ve acayip bir ün kaynadı. Yani Rickroll'un popüler olması, Never Gonna Give You Up'ın tekrardan popüler olması, çoğu bir kanalın doğuşunu, yükselişini, Never Gonna Give You Up unutulduğunda da batışına sebep oldu. Düşünsenize, örnek veriyorum, çok beklediğiniz bir dizinin yeni bir bölümü geldi ve arkadaşınız size bu linki atıyor, dizinin linkinin olduğu linki atıyor ve tıkladığınızda boom, Never Gonna Give You Up şarkısı çıkıyor. Rickroll'lanıyorsunuz. Ve ayrıyetten Rick Ashley şu anda 56 yaşında. Hala yaşıyor ve Emily adında bir çocuğu var, Jane adında bir kardeşi, Lena adındaki de bir eşi var. Rickroll'un çıkış hikayesi böyleydi. Biliyorum çok uzun değil fakat hikaye bu kadar. Kanalıma verilen emeğin karşılığı için lütfen abone olun ve videoya 5000'den fazla beğeni atın çünkü gerçekten çok büyük emekler dönüyor ortada. Destek olmayı unutmayın. Instagram'ı takip ettiyseniz kendinize iyi bakın. İçerik fikirlerinizi yorumlara ya da Instagram hesabıma yazmayı unutmayın ve görüşürüz. Bye bye.